Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genel piyasanın durumu hakkında konuşacağız. Birçok enstrümana bakacağız. Yani Amerikan borsalarından tutun, dolar endeksidir, korku endeksidir, borsa İstanbul'dur, dolar TL'dir, altındır, gümüştür, petroldür, işte paladyumdur. Bütün her şeye bakmaya çalışacağım. Kısa kısa tık tık böyle özet şeklinde. Onu söyleyeyim. Videoda thumbnail'da da gördüğünüz gibi yani küçük resimleri gördüğünüz gibi Rus ayısı piyasalarda. Burada iki tane espri var. Onları da söyleyeyim analize geçmeden önce. Şimdi ayı piyasası ve boğa piyasası vardır. Bilenler bilir, bilmeyene söyleyeyim. Ayı piyasası düşüşe oynar. Bir de Rusların da ayısı meşhur biliyorsunuz. İşte oradaki ayı, buradaki ayı Rus ayısı piyasalarda arkadaşlar diye espri yaptık. İkinci bir serzenişim var. Kendi bizim Borsa İstanbul yatırımcımıza arkadaşlar savaşa biz girmedik. Bu kadar satış yapmanıza gerek yok. Bak şimdi Amerikalıları göstereceğim. Amerikan borsası bak şimdi ne durumda. Göstereceğim. Ondan sonra bir düşünün yani. Amerikalılar bu kadar satmıyorken ya sana ne oluyor ya? Biz girmedik yani. Biraz daha sakin olmamızda fayda var. Bak Amerikan borsası şu an canlıda. 0.67, 0.72 bir taraf, 0.17 Nasdaq teknoloji tarafı artıda mesela. Dow Jones 1.49 o biraz gelmiş. Bak şimdi gel. Avrupa -3, Asya -2, -1, biz -8. Hayırdır arkadaş ya? Yani yabancı yatırımcı da bizde öyle ağamşan bir yabancı yatırımcı yok. BIST'in genelinde %20'ler oynar. BIST 30'a bakarsan %40-42 arasında gider gelir. Bir dur. Yerli yatırımcı olur biraz yani sakin ya. Böyle bir satış yok yani. bu kadar korkup satmanıza gerek yok yani. Adamlar bak -1'de hafif artıda. Avrupa -3'lerde, Asya -2, -3'lerde. Biz -9, -8. Hayırdır ya. Bir dur. Sakin. Yani. Şimdi bakacağım. Hepsine bakacağım dostlar. Her şeye bakacağız. Merak etmeyin. Şimdi Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul zaten trend 24 Ocak'tan beri böyle nötr negatif bir durum vardı. Bunu yukarı kırmasını bekliyorken tabii ki bugün aşağıya kırdık. BIST'te aşağıda arkadaşlar destekler 1750'ler var. İkincisi 1640, 1650 seviyeleri ciddi destek. 1750'ler de zaten bir önceki dönemdeki 20 Aralık zamandaki iğne attığı noktalar arkadaşlar. Bir geri çekilme daha yaparsa o 1750'lere dokunup oradan bir tepkileme bekleyebiliriz. Ama bugünkü satışın çok yüksek ve de anormal olduğunu sizlere söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Yani borsamız birkaç gün böyle olduğu yerde bir git gel yapıp ardından bir tepkisel hareketler bekleyebiliriz. Yani bugün uyumsuzluğa bakarsak şurada bir pozitif stokastikten bir uyumsuzluğumuz gelmiş. Neyse o terimleri karıştırmayayım. Bir tane pozitif uyumsuzluk gelmiş. Onların artması da lazım. Şimdi Amerika tarafına geçelim. Şöyle S&P'ye bakalım. S&P 500 ETF'ine baktığımız vakit şöyle. Ya bakın adam 411'de açıyor. 419'a direkt tepkisel bir alım geliyor yani. Demiyor ki işte dünya savaşı çıkacakmış efendim biz işte Ruslarla savaş olacakmış şu demiyor öyle bir şey demiyor yani. Adam diyor ki düştü diyor müthiş alım fırsatı zaten almak lazım bu düşüşte zaten de. Adam bak gelmiş hop almış hiç 0.64 bak 0.64 yani. Biz -8 Avrupa -3 ya bir dur sanki biz girdik Ukrayna mıyız Rusya mıyız biz yani bir sakin olun ya. Bunu serzenişte bulunacağım bu videoda her defasında. Neyse biz aldık. Tabandan da alırız yani. Satanınkini alırız. Yani Amerika tarafı şu an evet negatifti ama zaten aşırı satım noktalarına yaklaşmış. Buralardan tepkisel noktalar, buralardan artık bir tepki beklenir yukarı yönlü. Özellikle şu Rusya-Ukrayna tarafı bir düzene, bir şeye oturursa, bir belirginleşirse ön tarafı daha da iyi, yani daha da iyi pozitif olabilir. Şimdi bak Amerika Teknoloji Borsası Nasdaq. Bak açıyor. 0 işte 13 binlerde açıyor. Çünkü 13 bin çok ciddi önemli bir destek yani. Nasdaqçılara da buradan söyleyelim. Açıyor. Hop yukarıda 0.21 alıyorlar. Patır kütür alıyorlar malı. Yani niye zaten şirketler çalışıyor zaten yani bu kadar tepkisel. Şimdi Amerika teknolojide Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Apple iPhone satamayacak mı yani şimdi? Tesla araba satamayacak mı? Amazon e-ticaret yapamayacak mı? Yani bak adamlar böyle. Sen geliyorsun kendi borsanda patır kütür satıyorsun. Ondan sonra borsa hafif yukarı gelmeye başladı mı gideceksin tepeden sonra yine malı almaya çalışacaksın. Yapmayın bunu.
Yani şu an yine Nasdaq'tan bu Rusya-Ukrayna tarafı düzeldikten sonra, yani düzeldikten değil de öngörülebilir olduktan sonra buralardan artık dönüş beklenir 13.000'li seviyelerden. Amerika tarafı böyle. Bizim borsada için söyleyeceğimi söyledik. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi 97.4'lerde, tamam mı? Şu an için pozitif bir trendi var mı? Var. Dolar endeksinin artıda olması ne demek? Tüm dünyadaki diğer para birimlerinden, borsalardan dolara talep göstermek demek. Yani diğer para birimlerinde değersizleşme bekleyebiliriz. İşte TL olur, ruble olur. İşte aklınıza ne gelirse dolar TL'ye de bakacağım zaten. Dolar endeksine takip edeceğiniz kritik seviyeler 97.850'ler, ardından 99, ardından 100, 100.600'ler arkadaşlar. 100.600 diyelim. 100, bilginiz olsun. VIX'e bakarsak VIX'te bir şey hoşuma gitti. Yani bugün trend olarak bir pozitife dönse de 1, şurayı da 2 desek 3'tür. Şu 37 birinci dirençten tepki alıyor arkadaşlar, aşağı yönlü. İyi, bu hoşumuza gitti. VIX'te özellikle şu 30'ların 25'lerin altına bir çekilme yakalayabilirsek borsalar falan da rahatlar, ama şu an için öyle bir durum yok. Bilgi için söylüyorum. Şu an biraz daha piyasalar streste. 30 ile 40 arası piyasalar baskı altında, piyasalar streste. Zaten belli, durum belli. Dolar TL'ye gelelim. Dolar TL, bugün dolar TL'de şöyle söyleyelim dostlar. Dolar TL için şurada 17 Şubat, pardon, şurası 21 Şubat'ta bu 13.68'lerin üstüne tutunmaya başladığı vakit aslında bir oluşturdu kendini, bir şey yaptı. İlk sinyali de 15 Şubat'ta yollamıştı dolar TL, ama tutu yani oralarda tutunuyordu. Şu an için dolar TL'de trendin pozitife dönmesi için 14.20'lerin üstünde kapanış yapması lazım. Günlük kapanış yapması lazım. Bak mesela bugün 14.70'lere kadar gelmiş. 68, yani 70 diyelim. 14.68'e kadar gelmiş. Hop, küt oradan bir satış yedi. Yani 14.08'de şu anda. Şu an için trend hala pozitif mi diyemeyeceğim. Ama trend zaten şurada bir 15 Şubat'ta bir dönmüş pozitife. 15 Şubat günü. Bu kadar bir tepkinin gelmesi de, bu pozitiflikte bir tepki bekliyordum. 13.90, hadi 14 falan diyordum kendimce. Bu savaş haberiyle bir anda yukarı çıktı. Sonradan tekrardan aşağıya geldi. Şu an için yani trend iyi duruyor. Ortalamasal bazda iyi duruyor. Bakacağız, göreceğiz. Şurada da 14, işte şeyde de negatif uyumsuzluklarımız belirmiş ufak tefek. Bilginiz olsun dostlar. Ha, dolarda nereleri takip edelim diye bir sorunuz varsa, zaten yani 14'ün üstünde daha tutunmaya başlarsa bilin ki o 14.20'yi falan kıracaktır. Ciddi pozitife çevirir kendini. 14.20'lerin üstünde tutunduktan sonra 15.68'ler gelebilir. Bilginiz olsun. Gelecek demiyorum, bilginiz olsun. Şimdi inelim altının onsuna. Ons altın yani muazzam bugün hop gitti, 1960'larda diyorduk, 1950-1960'larda bu takılır diyorduk. Gitti muazzam 1975'e. Oradan bir sattılar, 50 dolar sattılar, 1920'ye geldi. Yani arkadaşlar burada da millete vermişler malı eline. Neyse. Ons altına baktığımız vakit arkadaşlar, yani zaten şurada ne zaman 7 Şubat günü bir pozitif sinyal yaktı. 1818'lerin üstündeyken. Ardından zaten bu ortalamasının üstüne oturarak bir trende geldi. Şuralarda biraz develendi, tekrardan çıktı. Artık buralar benim için ons altın tarafında biraz şişti buralarda. Biraz dinlenmesi lazım. Yani bir 1875'lere kadar biraz soluklanabilir. Ardından tekrardan bir daha bir 2000'lere doğru bir deneme yapabilir gibi duruyor. Ons altın için söyledim. Ha, dolara bir de buradan da bakalım. Yani dolara baktığım vakit şu an Fibo kanalının içinde 13.35 destek, 14.31'ler şey 14.20 14.31 aralığı, şeyde aralığı da direnç olarak karşımıza çıkıyor ki zaten şöyle söyleyeyim, bugün TD9 şey vermiş, negatif sinyal oluşturmuş. Bakacağız, göreceğiz. Aşırı alım noktasında buralardan da biraz aşağı yönlü tepkiler de gelebilir. Piyasaya da bakmak lazım. Şu an dolar videoya başladığımızda 14.10'da 14.05'e kadar gelmiş. Gümüşe bakıyorum. Gümüşçüyüz. Gümüşe baktığımız vakit dostlar, gümüş nasıl görünüyor? Gümüş de şişmiş görünüyor. Tıpkı ons altında olduğu gibi söyleyebilirim. Normalde buralardan bir düzeltme beklenirdi. Dün, ondan önceki gün falan baktığımda öyle düşünüyordum. Fakat savaş haberi çıkınca otomatikman patır kütür yukarıya doğru emtialarda bir
hareket geldi. Şu an için çok güzel bir destek. 24 seviyeleri çok güzel bir destek. Şurada da bir VWAP'ımız var. 23, yani en baba destek şöyle söyleyeyim. 23.8-24 aralığı çok güzel destek. Buraların üstünde kaldıkça gümüşten yukarı yönlü 26, 28, 30, 32 hareketleri beklenir. Takip etmenizi öneririm. Paladyum'a bakalım. Paladyum en fazla Rusların elinde vardı sanki. Bugün Paladyum %6 yaptı. Elimizde var mıydı? Vardı çok şükür. Bunu da yakalamışız. Yani biraz emtia sepetimiz vardı da elimizde oradan. Şimdi Paladyum'un o ağırlıklı işlemi geçen VWAP noktası kaç biliyor musunuz? 2600 2618. Şu an bu da 2628'de. 2618'lerin üstünde tutunursa arkadaşlar, yani yukarı yönlü bir 3000'lere doğru hareket gelecektir. Zaten 3000'lerden dönmüş en son. Bunu da burada biz kendimize bir şey koyalım. Bir direncimizi şöyle bir koyalım tepede. Biz de oralarda bir şeyler düşünürüz belki. Tamam mı? 3000 hareketi gelmesi için 2618'lerde bir tutunması lazım. Şöyle iki tane yukarıda bir direnç görünmekte karşımızda. Doğalgaza bakalım. Doğalgaz %5 arttı. Artmaz olaydı. Şuralardayken en son yorumlamıştık. Biraz düşüş var. Bu da yansır bize gibisinden diyorduk ama yani işte dünya. Doğalgaz pozitif trend arkadaşlar. Gideceği yerleri şöyle ben size hızlıca bir söyleyeyim. Küt diye çekelim. 5 dolar, ardından 5.40, ardından 5.80, de ardından 6.5 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için destek seviyesi 4.65'ler, çok güzel çalışacak destek. Ortalamaları da orada. Ondan sonra yani Fibo desteği de orada. İkinci olarak bakın şunu göstereyim. Burada bir doğalgaz tarafında şöyle bir durum gelebilir. Grafikteki kalabalığı kaldıralım. Şöyle bir durum gelebilir. Bakın 50 günlük yeşil ortalama, 200 günlük beyaz ortalamaya doğru böyle yukarı yönlü geliyor. Bir golden cross diyelim biz bunu. Yaparsa doğalgaz fiyatları daha da fazla artar. Yani doğalgaz ondan sonra tekrardan bir altılı 6.5'lu seviyelere doğru hareket getirebilir. İnşallah gelmez bizler için ama gelme olasılığı var. Bilginiz olsun. Bir de bazen arkadaşlar şey soruyor. Altın mı alsak, gümüş mü alsak gibi. Altın gümüş rasyosuna bakarsak gümüş bir adım önde arkadaşlar. Gümüşün şu anda 28-30 dolar aralığında olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bitcoin'e bakalım. Tokat coin, Bitcoin 36 bin dolar seviyesinde şu an için. Şu an yukarıda direnci neresi arkadaşlar? 37.900, 38'ler direnç şu an. 38 seviyesi. Aşağıdaki destek de 28-31 aralığı diye söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü oralarda geçen senenin Nisan aylarından itibaren gelen düşüşte oralar çok güzel çalışmıştı. Oraları takip edebilirsiniz. Long pozisyonları için dostlar. Bunları söyleyebilirim. Durum bu. Görüntüye baktığımız vakit şu an hala risk devam ediyor mu? Ediyor. Ne günün neyin, yani günün ne getireceğini hep birlikte göreceğiz. Yani dolar TL tarafını da çokça soran vardı, dolar TL tarafını. 14.06 seviyesinde şu an için, yani öncelikle bir 13.80, 13.90, yani 13.80'lerin altına, 13.85'lerin altına çekilmesi gerekiyor ki şunu diyelim. Ha, tamam ya başladı falan gibi ama buralarda biraz tutunursa risk oluşturabilir. Zaten seviyeleri söyledim arkadaşlar. Risk oluşturabilir. Bugün de Hazine Maliye Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. İşte TL varlıklara güvenin şeklinde. Ondan sonra da bir düşüş geldi. O tarafta mı bir düşüş tepkisi geldi bilmiyorum ama durum o şekilde gerçekleşti. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Heyecan yapıp korku satışı yapmayın. Malınıza güvenin. Şu anda mal satma dönemi değil, malı elinde tutma dönemi. Paran varsa aşağılardan malınıza ekleme dönemi. YTD. Tamam. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.